Türk İş Başkanı konuşuyor, kameralarımızı çeviriyoruz. Biz bugüne kadar asgari ücretle ilgili bu konuları konuşmamak gayret sarf ettik. Değerli arkadaşlar, 40 sene oldu asgari ücretle ilgili görüşmeler. Türk İş 36'sında katılmadı. 6 tanesinde katıldı. Üçlü mutabakatla çıktı. Değerli arkadaşlar, bu bir kere asgari ücret komisyonu adil bir komisyon değil. Yüksek Hakem Kurulu adil bir komisyon değil. Bunlar 12 Eylül'den kalan bize sıkıntılı, problemli konular. Komisyon 15 kişiden oluşuyor. Bunu her konuda, her ortamda anlatmaya gayret ediyorum. Bunun biz 5 kişiyiz. Yani biz olsak da olmasak da işçiyle, işverenle hükümet oturduğu zaman bugüne kadar 34 kere bunu uygulamışlar, geçirmişler. Yani burada da 5 kişisin, 3'te 1'isin. Bir kere komisyon, bir kere adildir. Şu anda ben her yerde ifade ediyorum. Asgari ücreti kim? İşte Bartın'da çalışan terzinin çırağı. Artvin sanayinde çalışan tornacının çırağı. İşte Seferhisar'da çalışan kasabın çırağı. Yani bunlar bu ülkenin komşumuz, kardeşimiz, tanıdığımız ama bunların kayıtları bizde olmayan, büyük bölüm bizim üyesi olmadığı insan topluluğu. İşte bugün burada da tartıştık, bundan evvel de tartıştık. Öyle bir imkan olsa da adil bir komisyon olsa, o komisyon içinde de tamamı asgari ücretli olsa. Bundan evvel 5 dönemdir asgari ücretli bir tane bayanı, engelliyi bu masaya oturtturduk. O zaman asgari ücreti gündemde değildi. Asgari ücret fazla gündemde değildi. Bugün öyle ülkenin gündeminde ki işte 5 aydır herkes bu konuyu konuşuyor. Bu konuyu konuşması gereken kim? İşçi adına Türk İş Komisyon, Türk İş Başkanlar Kurulu, Türk İş'in dışındaki sendikalar. Şimdi bugüne kadar bununla ilgili 9 bin var, 10 bin var, 12 bin var, 13 bin var. Herkes bir rakam açıklıyor. Şimdi sabah dinlerken Hak İş'in bir rakamı yok. İşte bizim bir rakamımız yok. Açıkladığımız rakam bizim nedir? 7.785 lira. Bu ne? Elimize bir veri var. Diyoruz ki biz 40 senedir bir açlık yoksulluk yapıyoruz. Bir bekar işçinin yaşam maliyeti, açlık sınırı. Burada ne var? Eğitim var. Burada ne var? Ulaşım var. Burada ne var? Gıda var. Diyoruz ki bu veriler bizim elimizde. 40 senedir bizim uzman arkadaşlarımız bu rakamı söylüyor. Biz de kamuoyuna diyoruz ki Türk İş'in açlık rakamı bu. Yoksulluk rakamı bu. Yoksulluk rakamı ne? 10.170 lira. Bir bekar işçinin yoksulluk rakamı. Rakam söylemek kolay. Değerli arkadaşlar, burada önümüzde öyle problemli mesele nedir? Vergidir. Vergiyi konuşmak lazım. Vergi toplumun tamamını ilgilendiriyor. Bundan 20 sene evvel vergi asgari ücretin 20 katıydı. Şimdi 5 katı bilem değil. Yani vergiyle ilgili ülkeyi yönetenler bir düzenleme yapması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili özellikle her fırsatta işte kamuoyunda sendikacıları bundan 3 sene evvel Rıfat Bey'in arabasını bana yamadılar. 2 sene evvel TİSK'in başkan vekilinin arabasını bize yamadılar. Şimdi gene ortada bir araba var. Benim böyle arabam falan yok. Ama ben bunu mu anlatacağım arkadaşlar? Öyle bir noktadayız ki burada emek sıkıntı içinde, işçi sıkıntı içerisinde veremeyeceğimiz bir hesap dün de yoktu, bugün de yok. Şimdi burada 2'de komisyon toplantıya gidecek. Biz bugün komisyon asgari ücreti 5.500 lirayla ilgili konuşmayacak. Bugün komisyonumuz asgari ücreti 7.785 lira açlık sınırından başlayacak. Onun üstüne nereye çıkabiliyorsak, toplumun büyük kesimini memnun edecek bir rakam olursa, komisyonu memnun edecek bir rakam olursa, başkanları memnun edecek bir rakam olursa, benim razı geleceğim bir rakam olursa oturup altına imza atarız. Razı gelmeyeceğimiz, toplumun ekseriyet kesiminin razı olmadığı, işçinin memnun olmadığı bir rakamın altına ne imza atarız ne o masaya otururuz. Dün de öyle yaptık, bugün de aynısını yapacağız. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Bugün 5.500 lira oturmayacak komisyon. Oturacağı rakam bir işçinin açlık bedeli olan 7.785 lira. Bu bizim teklifimiz değildi. Bu bizim açlık sınırını kamuoyuna açıkladık. Televizyonların bir bölümünde sanki Türk İş bunu istemiş gibi bir bölümünde başka türlü söylüyorlar. İşte bugün altını çizerek bir daha burada olayın ne olduğunu burada anlatıyorum. Ekseriyet kamuoyunun asgari ücretinin memnun olduğu bir rakam varsa varız. Yoksa dün de olmadık, bugün de olmayız. Ne asgari ücretinin, ne emeklinin, ne işçinin başını aşağı eğdirecek dün de bir şey yapmadık, bugün de yapmayız. Bizden duymadıklarını
kamuoyundan dinlediklerini arkadaşlarımız itibar etmesinler. Komisyon karar verecek. İşte komisyonun başkanı burada, komisyon üyeleri burada. Komisyon gelecek, bu başkanlar kuruluna bilgi verecek. Komisyon gelecek, Türk İş yönetimine bilgi verecek. Oturacağız, beraber konuşacağız. Uygun olan bir rakam olursa bizim için problem yok. Uygun olmayan bir rakam olursa katılmayız, o masada olmayız. Durum bundan ibaret. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Soracak Özcan bir şeyiniz varsa cevap vereyim. İşveren tarafından, hükümet tarafından bir çağrımız olacak mı? Yani 7785 liralık kamuoyunda farklı algılandı. Kamuoyunda da diskin bir yakalı var. Başka dile getirilen rakamlardan. Bunlar da ilgili neler söyleyeceğiz? Burada işçinin bir diskin rakamı var. Onun dışında ne AKİŞ'in rakamı var ne bizim rakamımız var. Sen şimdi burada pazarda ne olduğunu, markette ne olduğunu... Şimdi dün siyasinin biri söylüyor. Diyor ki alım gücü düşmedi. Ya o markete gitmiyor, ya o pazara gitmiyor, ya görmüyor. Alım gücü bal gibi düştü. Geçen sene bu vakitte 35 lira olan peynir şu anda 150 lira. Alım gücü başkan nasıl düşsün? Enflasyon da artmasın, asgari ücret de artmasın. Yani bu kamuoyunda işte dün dinliyorsunuz. Şu anda asgari ücret konuşulmaya başladığı zaman zamlar devam ediyor. Biz buna dikkat ettik. Dün akşam ev sahipleri konuşuyor. Asgari ücret artacak. Kirayı ben buna göre güncelleyeyim. Yani merhametli olmak lazım, adil olmak lazım. Bu ülkenin 8 milyonu asgari ücretten geçiniyor. Yani bundan övünmek mümkün değil. Yani burada asgari ücret geçim ücreti oldu. Bunu bu sarmaldan çıkarmak lazım. En önemli mesele şu. Sözleşmeli kamuda 15 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır çalışan işçiler var. 10 yıldır çalışan asgari ücretler var. Bu asgari ücret ne demek? Bu alım gücün, bu paradan aşağı işverenler para veremezsin demek. 10 yıllık adamlar ne olacak? Teknik elemanlar, uzmanların durumu ne olacak? 15 yıllık ne olacak? 20 yıllık ne olacak? Önümüzde kamu sözleşmeleri var. Yani burada herkes ağzından çıkanı kulağa duyacak. Biz ne konuşuyorsak ağzımızdan süzgeçten geçirip söyleme gayret ediyoruz. Ama herkes bunu istediği yere çekiyor. Türk için söylediği net, benim söylediğim net, arkadaşların söylediği net. Açlık sınırı ortada. Biz 5500 lirayla oturmayacağız. Bu açlık sınırına oturacağız. On üstünde işveren bir ne rakam getirecek görelim. Hükümet ne rakam getirecek görelim. Bunu kamuoyu, biz katıldığımız bir rakam olursa bir mahsuru yok. Ama katılmadığımız bir rakam olursa o masada olmayız. Bunu da imzalamayız. Türkçesi özü bu. Evet. Şimdi herkesin, bizim dışımızda herkesin bir açıklaması var. Yani burada hani herkesin bir açıklaması var. Aşağı yukarı 7-8 tane açıklama var. 7-8 tane açıklama var. Yani burada açıklaması gereken biziz, biz duruyoruz. Ama herkes, onlar da kanaatini söylüyor. Onlar da saygı duyuyor. Belki onlar daha iyi bir noktaya gelsinler diye söylüyor. Söylemek kolay. Söylediğini yerine getirmek lazım. Söylediğini yerine getirmek lazım. Türk İş bugüne kadar ne söylediyse ona yakın, ona uygun asgari ücret imzalamıştır, sözleşme imzalamıştır. Hiçbir zaman olmayacak bir şey konuşmamıştır ama insanlar sıkıntı içerisinde. Bu şimdi 7001 diyebilir. 7785 ne demek? Bu bizim resmi bir maliyetimiz çıkardığımız. Ne 8000 dil, ne 9000 dil, ne 10000 dil. Yani bunu burada Zonguldak'ta Çaycuma'daki köylü bunu nereden bilsin asgari ücret bilmiyorsa? Yani onu da sorabilir bize. Yani bu bizim bir açlık sınırı. Biz bunu açıklıyoruz kamuoyuna. Bizim elimizdeki veri herkesin olduğunu zannetmiyorum. Bu konuda en tecrübeli, bu konuyu en iyi bilen kurumların başında Türk İş var. Çünkü 40 senedir biz o masadayız. Bu görüşmeleri biz yapıyoruz. Bizim arkadaşlarımız yapıyor. Yani kamuoyunun kafasına yatmayan, uygun olmayan, asgari ücretin memnun olmadığı hiçbir şeyin altına imza atmadık. Gene aynısını noksansız yaparız. Vergi dediniz. Vergide tam olarak taleminiz nedir? Bir de dün kamuoyuna yansıdı. Bazı televizyonlar bu konuda yayın yaptı. EYT'de 50 yaş sınırı. Bu konudaki düşünceniz de, yani 50 yaşta bir biraz karar alındığı yönünde haberler var. Onunla ilgili bilgi sahibi değilim. EYT'de, taşeronda bir daha ülkemin gündemine gelmeyecek şekilde ortadan kalksın. Bizim bir açıklamamız daha var. %138 gıda enflasyonu var. Onu da açıkladık. Yani %138 gıda enflasyonu var. Ben ayın birinde derken bunların hepsini söyledim. Ama onları almadılar. Öbür rakamı aldılar, onu veriyorlar. Yani gıda enflasyonu ortada. Yoksulluk ortada. Açlık ortada. Yani buna göre ülkeyi yönetenler, işverenler
elinin altına taşı koyacağız diyorlar. Koysunlar bir görelim. Makul bir rakam getirirlerse bir problem yok. Getirmezlerse biz orada olmayacağımızı ifade ettik. Şimdi makul rakam gene birindeki gibi bir şeye düşmeyelim diye ifade ediyorum. Bizim 5500 lirayla biz masaya oturmuyoruz. Biz masaya işçinin açlık sınırı olan 7785 lira oturuyoruz. Makul rakam birine göre, herkese göre değişik. Bizim önümüze getirsinler. Orada getirdikten sonra da komisyon, başkanlık kurulu kararımızı veririz, ona göre hareket ederiz. Vergiyi altını basa basa söyledim vergiyi. Tamam. Vergi asgari ücretten daha önemli. Kamu sözleşmesinden daha önemli. Beyler teşekkür ediyorum.